Okay. Aha. Evet şimdi ben bugün Kars'a geldim. Kars'ta bir öğle yemeğini yiyip Çıldır Gölü'nden geçip şimdi Çıldır Gölü'nde şimdi pek fazla durmadım şöyle ki e, Çıldır Gölü Tabii Türkiye'nin yine en büyük göllerinden birisi ve de düşünün e, Kars Türkiye'nin en yüksek rakımı olan şehri olmasına rağmen e, bugün mesela Kars 22,5 dereceydi öğlen vakitlerinde. Fakat Çıldır Gölü'ne geldiğimiz zaman daha yukarı tırmanıyoruz. 2000 metrenin üstüne çıkıyoruz. Hava tabi çok daha soğuyor ve Çıldır Gölü Ocak ayında, Şubat ayında donuyor. Tabi eksi 30 dereceleri görüyor Kars eksi 35 dereceleri görüyor ve son yıllarda Çıldır Gölü çok 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 e, Türk e, insanı da yerli turiste de e, çok popüler oldu tabii ki. Şimdi Çıldır Gölü'nü e, Ocak ayında ya da Şubat ayında bir ara gelip hani kızakların olduğu zamanda da e, gölün e, buz tuttuğu zaman e, göstermek istiyorum. E, şimdi öyle ki tabii e, Çıldır'dan devam ediyoruz ve Şavşat'a geldik. Artvin'in Şavşat ilçesi. Şamşatın aşağı yukarı 61 tane köyü var ve muazzam bir coğrafya. Herhalde Türkiye'nin en yeşil yeri belki de diyebileceğim kadar. Ladinler, Çamlar, inanılmaz virajlı yollar tabii çok sarp yerler. E, biliyorsunuz Sarp sınır kapısı da buraya yakın ve sınıra çok yakın olmamız dolayısıyla çok fazla da kontrol vardı haliyle o kontrollerin de hepsinden geçtik e, çok ama çok güzel bir coğrafya şimdi e, sonbahar olması dolayısıyla tabi e, sarıya çalmış ağaçlar var yeşilini koruyan ağaçlar var sarı ile yeşil arasında çok değişik renkler var hakikaten hepsi birbirinden değişik. Ee, çok çok güzel e, köylerden geçiyoruz tabi çeşit çeşit. E, sonra Şeytan e, Kalesi var mesela geldiğimiz yol üzerinde. Ama turizme pek açık olmadığı için patika yol olduğu için e, oraya gitmek istemedim. Çünkü turist gruplarını oraya çıkartamam. E, şimdi Karagöl'deyim. Burası da küçük bir yer. E, çok küçük bir yer gördüğünüz gibi. Küçük bir göl. Bakın karşıda otel var. Fakat çok güzel yani çok romantik çok güzel bilmiyorum ama florasıyla değişik ağaçlarıyla havasıyla o kadar temiz bir hava ki ama hava şimdi şu anda tabi bayağı soğuk akşam oldu ama hani yabancı turist içinde yerli turist içinde Türkiye'de e, hakikaten her zaman diyorum ülkemin her tarafı güzel ama burası da o kadar sarp, o kadar e, çetin bir coğrafya ki hakikaten çok muazzam bir coğrafya. Yani gerçekten görmek lazım, e, bir gezmek lazım. Müthiş bir yer. E, bu akşam çok güzel bir otelde konaklayacağım. Ee, orayı da göstermeye çalışacağım buralarda bungalov tarzı yerler de var tabi konaklayacağınız Ama Artvin, Şavşat, Ardahan e, buralar e, çıldır, Kars buralar mutlaka ama mutlaka Doğu Karadeniz mutlaka görülmeyi hak ediyor ee, Yarın da göstermeye devam edeceğim yarın akşam da Batum'a geçeceğim yani bir yabancı ülkeye geçiyorum Gürcistan'a geçiyorum ee, çok güzel bir şehre geçiyorum deniz kıyısında. Ee, İtalya gibi kafeleri olan, meydanları olan, plazaları olan, plasso, plasso meydanları olan bir şehre geçeceğim. Çok güzel bir e, şehri size göstermeye çalışacağım. Evet Lina, that's enough. Now vertical. Can I look at